Selamünaleyküm dostlar. Yine bir pazar gecesi, saatlerimiz 9. Ziyaretçilerin video saati. Geçen hafta izlemiştik. Mezarlığın altındaki sır. Tüneller. Gelmiştik, belli bir yere kadar gitmiştik. Bu hafta Fatih kardeşimle beraberim. Şu an kamera Fatih kardeşimde. Şimdi geçen hafta seyrettiğiniz yerleri mümkün olduğu kadar sizlere izlettirmeyeceğim. Şimdi o ilk istasyonu geçtik. İkinci istasyonda Fatih kardeşim şu yukarı niye çalışmıyor? Yukarı kata çıkacak. Üstteki tünellere bakacağız. Ve bugün mümkün olduğu kadar buranın sonunu bulacağız arkadaşlar. Yani böyle çok eski bir mezarlığın, yani mezarlığın yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülüyor. Tünelin yapısına baktığınız zaman kandil koyma yerleri, basamaklar, kuyular. Şöyle Fatih çekebiliyorsan bir tünel. Buraları geçen haftadan hatırlıyorsunuz. Geçen hafta da durduğum yerden tekrar başlayacağım. Parça parça şimdi. Fatih kardeşim, istersen Fatih'im sen ver. Kafalanma sende kalsın. Kafalanması bende kalsın. Şunu ben kapatayım. Sen telefonu istersen cebine mi koyacaksın yoksa bana vereceksin? Sende kalsın abi. Şuraya. Bir ses geliyor oradan. Az önce de geldi. Taşla oynuyorlar. He, olabilir. Ben tırmanışa başlıyorum o zaman. Sen git Tamam. abi geri. Çantanı bırakacak mısın? Ha, çantayı bırakayım aynen. Allah. Ne oldu? Ne geldi buraya ya? Dal. Dal dal. Çıktı mı ya? Tamam, başlıyorum o zaman. Tamam. Dikkat et lütfen. O basamak yerlerine bas. Kayma. Şurası herhalde. Üste kapak var mı? Yok. Döneceğim mi? Çıkacağım, ayaklarını iyice oturtur Fatih. Oo, gidiyor la. Abi. Demin ne kadar gidiyor? Önemli olan o. Güzel gidiyor. İçeri giriyorum. Aa, buradan da gidiyor. Kafana dikkat et abi, taş maş gelmesin. Daha tam çıkamadım bu. Nereye basalım? Şuraya basalım. Bir tane seveyim. Ben gidiyorum. Ben de alttan gideyim Fatih. Evet. Öbür tarafta buluşacağız zaten. Öyle mi diyorsun? Yani öyle düşünüyorum. Tamam. Sen gidiyorsun. Tamam. Ben de buradan gideyim. Ama şey yap. Diğer tarafa gidiyorsun ya abi. Evet. Orada dur. Olma, hani ilerleme daha. Çünkü eğer bura tıkanırsa ben buradan geri gelirim. Tamam. Ben Tamam. de Evet arkadaşlar. Aydınlatma yerleri. Sesim yankı yapıyor biraz. Sesler neydi böyle? Evet. Sürmeye başladık. Serhat abi. Ha. Vay be. Burada buluşacağız ha. Burada ya. Geçen haftaya nazaran su çok çoğalmış. Nasıl, su mu varmış? Evet. Allah Allah. Bura oranın bir eşi. Sanki alt taraf erkeklerin, üst taraf kadınların gibi hani. Camide oluyor ya. Taş yok değil mi? Yok, taş yok. Burada işte sıkıntı. Şöyle geçeyim Fatih. Burada daralıyor. Burada eğilerek gideceğiz. Tamam. Ben şimdi aşağı iniyorum o zaman. Evet. Ayak basma yeri var mı? Var var. Ben Tamam. sırada geçeyim. Sen Çalışayım. tam karşıma geç. Yok, Altıma buradan geçersen taşmaş gelir. Yok, buradan
Tamam, şey alacağım. Sana bir şey yapacağım. Tamam. Hadi bakalım. Dikkat et lütfen. Tamamdır. Ayak basma yerlerini görüyor musun? Bir tanesini gördüm. Önce ona basacağım. Sola mı basacağım, sağa mı? Önce sağa basacağım. Kendime güveni alıp sola basmam lazım. Yani şu şekilde. Bu ne ya? Hep dallar, bu dallar kopmuş da. Dallara güvenme, duvarlara güven kanka. Yok yok. Şu güvenilecek pek bir duvar değil, toprak gibi bu. Sırtımı duvara verdim. Bak şuradaki yere basabilirsin. Şu mu? Şu yani. Bastığım yer iyi mi? İyi. Bak bir de hemen sağ yanda onun çatısına gidiyor şuraya. Görebiliyor musun lan? Burada mı? Orada var. Onun hemen altında var bir tane. Tamam, bir dakika. Bak şu ayağını şuraya gidelim. Şu kökten kurtulayım. Ha, orada yer mi var? Bak şurada ışığı tuttuğum yerde. Tamam. Onun hemen ayağın altında da bir tane var. Burası süper. Bak bir tane şurada var. Bak, tamam. Yerde. Vallahi var ya, adam da merdiven yapmış ya. Orada arkanda var. Çok kaliteli. Orası kaygan. Hemen ayağını indir şuraya. Öbür ayağını. Dur, elimden güç alayım. Bak şurada bir ayağını arkası da at. Ya biraz yan tarafa at. Biraz daha aşağı, biraz daha. Tamam, indim. Tamam. İniyoruz mu? Ne olacak? Korta da geliyordu. Güp güp güp. Çanta yalnız beni çok zorluyor. Ha, çanta var değil mi? Ver abi. Kanka sen bunu sırtına tak. Şöyle bir şey var. Şimdi Fatih, yukarısı nasıl? Yukarısının kaya yapı, full kaya yapısı hani. Oradan buraya gelirkenki gibi değil, daha güzel. Kök az, az kök var. Hmm. Tuzak diyor. Bildiğin kayaya oymuşlar yani. Oymuşlar. Ben senin zaten yukarıda yürüme seslerini duydum. Biraz bana dönsene. Tam da önemiyorum. Şöyle. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta buradan geçmiştik. Şimdi biraz sonra eğilerek geçen hafta bıraktığım yere doğru gideceğiz. Burada bazı yerleri kesebilirim. Fatih kardeşim üst kattan gitti. Ben burada gördüğünüz alttan, geçen hafta geldiğim yerden gittim. Şimdi emekleyerek kısma geçiyoruz Fatih'ciğim. Tamamdır abi. Ben zaten geçen hafta durduğum yeri öyle gel. Buradan mecburen şey gidiyor, emekliyorum gidiyor. He, iyi ama gene rahat bir şey oluyor. Evet abi. Gösteriyorum kameraya. Bir tarafta buralarda zorlandı. Şöyle ki zorlandı. Kamerayla yürümek çok zor. Evet. Işıkta da, ışıkta bile yürümek zor. Bayağı da uzunmuş ya burası böyle. Uzun uzun. Şimdi burada belli bir yer. Yürüdükten sonra. Evet. Biraz ayağa kalkacağız. Tamam. Sonra tekrar sürünmeye devam edeceğiz. Tamam abi. Hadi bakalım. Bence bunlar düşmüş. Ha, düşmüşler. Depremde falan. Hayır. Dolmuş. Görüyor musun? Ha, kalın taşları mı diyorsun? Ha, düşmüşler onlar. Ha, onlar tuzak gibi duruyor. Evet. Yukarıdaki kapak arkadaşlar. İşte bu kapak. Ha bak, bu bizim kapak. Hangisi? Galiba yok. Işık hiç yok orada. Işık olurdu yoksa. Bir kapağı atlamışız. Işık hem de... Aynen. Hem de güzel kapak yani. O ilk, az önce bulduğumuz kapak var ya. Fatih. Onun gibi bir kapak. Evet Serhat abi. Fatih. Buralar
Dar. Şimdi geçen hafta şey yapacağız. Işık parlama yapıyor. Kamerada şöyle yapayım. Şuradan kendimi kurtarayım. Şuraya. Bir şey daha geçeceğiz. Söyle adını. Bir delik daha geçeceğiz sürünerek. Sonra biraz daha sürek. Orada ben geçen hafta bırakmıştım. Tamam. Yani şunu geçtikten sonra bir tane daha kuyu bulacağız. Ondan sonra videomuz başlıyor. Tamam. Geçen hafta yarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır abi. Devam. Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Evet. Arkadaşlar bugün buraya biraz erken geldik. Şöyle ki dışarıdan mezarlığın içinden daha doğru yürüdük Fatih kardeşimle. Onur kardeşim de geldi. Arkeolog Onur. Küçük kardeşimiz de bizdeydi. Bu yukarıda gördüğünüz kuyuların dış yüzeydeki yerlerini aradık, bulamadık. Bir tane mi iki tane galiba iki tane delik bulduk. O deliklerden aşağıya bir tanesine sarı bir plastik kutu attık. Aynen. Diğerinde tansiyon cihazı. Tansiyon cihazı, eski bir tansiyon cihazı attık. Bakalım oralara ulaşabilecek miyiz diye. Hadi o zaman devam edelim Fatih. Tamamdır abi. Vay. Bir tane bana şunu sormuşlardı. Abi bu küp mü diye. O su borusunun şeyi. Yani eski bir kümk şeyi. Borusu. Testi değil. İşte burada sanırım sürüneceğiz. Evet. Evet. Ciddiye sürüneceğiz. Evet. Çantayla beraber sığamıyormuşum buraya. Zaten buraya geçtikten sonra biraz rahatlıyor. Hadi bakalım. Bizden üstüne gidebilirsin. Yok. Çantayla geçemedim oradan. Evet. Çantada oksijen tüpleri de var ya. Doldu çanta. Burada yapılarda beni en çok korkutan şeyler. Bak bu siyah poşet. Geçen hafta bu siyah poşete geçmiştik. Burada ayakta durmuştuk. Çok demir var. Bakayım. Baksana. Bas tutmuş. Orası başka bir tünel anlaşılan. Bizim malzemeleri attığımız yer. Zaten bak. Geçen hafta ben şurada kapak gibi bir şey var. Bak Fatih. Üç yola mı ayrılıyor burası? Burası iki yola ayrılıyor. Çıkıp bir bakalım mı? Ben bir bakayım o zaman. Şöyle yapalım. Çantanı? Çanta. Bak böyle bir gidiyor böyle bir gidiyor sanki Fatih. Şu nereye gitti belli. Buna ya ne oldu? O bizim oradan geliyor. Neye çarptın oğlum? Çalıştın mı? Hı-hı. Telefon sendeyse ver bana şey yapmasın. Telefon ben. Bende mi? Bende. Ağırlık yapmasın boşuna. Cebine koyalım. Şimdi ver abi. Burası kaya. Buraya tırmanırız. Burası rahat. Dikkat et. Omzumdan destek almak ister misin? Yok gerek yok. Burası kaya. Burası. Burası ayrılıyor mu? Anlaşılır. Buradan gittiğinden sonra sol mu yapıyor burası altımız? Bakayım. Ve tam sola dönüyor. Burası da tam sola dönüyor. Bu iki yer karşılıklı. Şurası nereye gidiyor bir bakalım. Ben burada mı bekleyeyim? Sen kaya maya bak. Omzuma basmak ister misin? Yok sen şu kayalara dikkat et abi. Hangi kayaları? Elimle tuttuğum kayalar. Kırılır mırılır. Tamam. Tamam. Abi harika bir yer ya. Burası doğal oluşum olma ihtimali %0. Sen ne diyorsun? Yol tertemiz. Şimdi aynı yola gitmeyecek. Şöyle yapalım. Sen burada beni bekle. Tamam.
Sesimle ses irtibatımızı kesene kadar gideceğim. Tamam. Bir bak bakalım nereye gidiyor. Burası upuzun, böyle upuzun tünel, dümdüz. Ama tabii dar. Burası sürüneceğiz. Çamur lan burayı. Çamur buralar hep ya. Bu ne lan? Dışarıdan su atıyor zaten. Kağıt gibi burası ya, Allah Allah. Neyse. Bunun altı boş olmasın. Bak, bu benim olduğum yer tamamen sola dönüyor. Burası dümdüz. Gidiyor mu? Çok şey gibi. Yumuşak mı? Ha, tük tük ses geliyor altından. Dikkatli dikkatli git bakalım, tuzak olmasın. İşte bu ayağımızın altı tuzak değildir inşallah. Zaten kaya da değil ha, toprak bu. Altta bir şey var ya, Allah. Neyse, ben gideyim bakayım bir. Biraz hızlanacağım arkadaşlar. Keşke büyük ışığı alsaydım. Çık. Serhat abi. Tamam, devam ediyorum. Boşluk mu var? Yok. Serhat abi. Devam ediyorum o. Bayağı daraldı. Ama yol çok temiz. Eyvah. Serhat abi. Sesimi net alabiliyor musun? Bir kapı var. Kapıdan geçeceğim. Arka tarafı yıkıntı gibi. Çıkış olabilir. Bilgin olsun. Tamam. Arkadaşlar, kapının konduğu yer net belli. Demirmiş, paslanmış. Hatta demir bile var. Çıyan. Ana, Serhat abinin bahsettiği çıyanlar da var. Demir de olabilir bunlar. Galiba demir, evet. Çok dar bir kapı. Sürüncesi. Su kuyusu gibi su haznesi. Geldiğim yol burası. Gideceğim yol burası. Oh. Çok iyi bir yer. Su kuyusu gibi yapılmış etrafı. O yüzden İstanbul'daki tüm su kuyuları, hani su kuyuları araştırıyorum ya, boşuna araştırmıyorum yani. Arkadaşlar. Serhat abi. Ne? Anlamadım. Sesimi duyuyor musun? Buraya geldim. Bir tane kapak var. Duyuyor musun? Dur, kapıya geleyim. Buraya geldim. Duyuyor musun abi? Serhat abi. Buraya geldim. Bir tane kapak var gene üstte. Aşağı iniş yok. Sonra karşısından gene çok dar bir tünel devam ediyor. Yani diğer taraf gibi. Şimdi ben gidersem o taraftan dağılmış olacağız. Nasıl yapalım? Aşağıdan mı devam edelim, buradan mı? Tamam. Tamam abi. Geliyorum. Ha, telsiz de yok değil mi? Gene almadık ya. Allah, sıkıştım. Yatsın.
Fıra. Evet. Oh be, burada hava varmış be. Burası çok sıcak. Burada vallahi ne rüzgar geliyor bir yerde. Burada gidiyor ama burası nasıl? Sanki bir elfin geçebileceği gibi ufacık. Tabii. Hep öyle. Zaten bak. Şuradaki tünel alttakiyle bizim geldiğimizde aynı. Bu yol aynı devam ediyor. Ben buradan gidiyorum. Bence oradan gitme. Tamam. Bak orası tamamen sola mı dönüyor? Tamamen değil. Sol sahibi. Burası tamamen sola dönüyor ama sağa dönüyor mu emin değilim. Dur. Yani hafif sol. Bence burada toprak şey yumuşak. Bir de lok lok ses geliyor dedi. Evet. Garantiye alalım. Buradan gidelim. Zaten şuna eminiz ki şu kanal altta gidiyor. Şu an aynen. Ayrılan başka bir yere burası gidiyor. Başka bir yere. Dağın içine doğru gidiyoruz şu an diğer yere. Biz şimdi geçen hafta kaldığımız yerden devam. Geçen hafta şu döndüğümüz zaman orada bırakmıştım zaten. Tamam abi. Gel oradan devam edelim. Hadi bismillah. En sen azından al. O yukarıda bulduğumuz... Dur bir dakika. Şu omuzuma basmak ister misin? Yok gerek yok. Toprak bayağı şey. Tamam mı? İniyorum. İnin. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Şuraya atarsan da buna. Evet bastın çok güzel bastın. Yavaş tamam. Yavaş şuraya bas istersen. Bir soğuklan istersen. Yok sıkıntı yok ben devam edebilirim sen iyisin. Yok şimdi geçen hafta zaten şimdi şuradan gidip hafif sol yaptığımda biraz gittim de durdum. Evet. Oradan sonra devam etmedim. Şimdi çantadan geliyor böyle tusuk sesi gibi. Yok. Bir şey hareket etti. Duydun mu? Bir ses geldi. Ciddi bir şey hareket etti. Evet. Neyse. Bu tarafı burayı işaretledik. Tamam. Biz şimdi buradan devam edelim. Devam ediyorum. Ben ayrıldığımda büyük feneri alayım ya. Çok aydınlatmıyor bu tamam. Elimdeki. Şimdi kapımızı atalım. Evet. Geçen hafta sonra geldi. Evet. Bundan sonra devam etmemiştim geçen hafta. Çünkü burası bak ıslak. Çamur. Fark ettin mi? Evet. Geçen hafta tam burada bırakmıştım. Şimdi şurada bir açık bir alan var herhalde. Tam şurada sen bir konuş onu yap. Şimdi evet, burada bırakmıştık. Bir şey yok. Şimdi sen burada o zaman konuşmanı yaparsın. Ayağını tutursa. Şurası bayağı taşmış. Çok taş. Bunları iyi ki yapmışım. Bir ayak geçmiyor, bir çanta geçmiyor. Evet, dar. Ben geçen hafta burada bırakmıştım. Biraz ilerle istersen şu açıkta. Bu ileride açıklık var sanki. Bu kadar ya. Arkana bak bakayım. Arkana bak. Orada yok bir şey. Dönüyor keskin. Tamam duruş. Gel biz oraya kadar devam edelim. Şöyle bak istersen. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Geçen hafta. Şöyle biraz yaklaşayım. Geçen hafta. Tam şu arkamdaki virajda. Şu bilmiyorum gözüküyor mu? Orada bırakmıştım. Şimdi biraz evvel Fatih kardeşim yukarıya çıktı. Üstümüze giden tünel belli. Fatih kardeşim sağdan bir yere girdi. Onu sonra araştıracağız. Şimdi biz geçen hafta kaldığımız yerden bakalım. Bu tüneller nereye gidiyor? Ona bakacağız. Fatih'im hadi başlayalım bakalım. Haydi bismillah. Bizim bu deliklerden attığımız yukarıda işaretleri bulursak süper olur. Onları şu an burada geçmiş olmamız lazım. Bir kaya yıkıntısı var ve burada. Bak. Oralar su zaten. Su mu? Aha. Oo. Bayağı mısın? Evet. Bayağı su.
Ve burada bir şeye fark ettim. Ve bayağı da devam ediyor. Duvarlarda şey var. Bir işaretler var. Fatih. Çok büyük gidiyor. Daha gidiyor bayağı. Su var yani bu. Bu yolda su var. Ne kadar var bilmiyorum. Artık kısalacak Fatih. He? Bu kadar izlet çektik. Tabii. Devam edeceğiz. Mecbur. Çok su var. Nerede baksan gene 10-15 santim. Islanacağız artık. Aynen öyle. Şimdi geçeceğiz. Yani şurayı nasıl geçeriz? Yani şurada yarımaya kalkarım herhalde. Kalkarız değil mi? Deneyeceğim de. Şu çanta yüzünden. Şu an şuraya geçersen kalkabilirsin. Allah batak ayağım battı. Orada bir parıltı görüyorum. O ne lan? Evet. Eyvah. Ana kayaya geldik. Bitti mi yol? Yok. Ama ana kaya. Duvar. Çok seveceksin. Ah. Bu çanta beni mahvetti be. O çantayı aslında ters takacaktın. Hadi bakalım. Boy. Oo. Burayı öyle bir kapatmışlar ki. Bir dakika. Abi burası odalar mı odalar var? He? Odalar falan var. Fatih dur. Kalkabiliyor musun? Tabii tabii. Şu bastığım şey ne bilmiyorum. Hiç hayatında gördün mü şu bastığım şeyden? Şu şeyi burada. Ayağa kalkabiliyorsan bir soluklanalım. Evet. Neden? Fatih. Bu ne biliyor musun? Granit. Mi? Şimdi. Şu ayağımın altındakini hiç gördün mü? Basayım mı üstüne? Bu bir çimento gibi abi. Değil mi? Fatih. Beton lan bu. Evet. Bu. Burada bir dinleyelim. Bak. Granit. Farkında mısın? Evet. Üstümüz mezar. Bak mezarın üstünü kapatmışlar. O dikili taşlarla. Ve üstünde büyük ihtimalle toprak var. Şimdi bu yol farklı bir yol. Senin gittiğin farklı bir yol. Evet. Biz önce burayı bitireceğiz. Sonra oraya bakacağız ama bence ana yol burası. Ya burası tamamen şöyle söyleyeyim sana. Olarak yapılmış. Evet evet. Yani şunlar falan. Baksana. Yukarı çıkılıyormuş buradan. Arkeoloğa gösteririz. Olur abi. Onu da değil mi? Kardeşim. Mecburen dışarıda bizi bekliyor. Burası ne Fatih? Çok yer titriyor. Hiç anlamadım valla. Kazmışlar şurayı sanki kapak gibi mi yapmışlar Fatih? Yoksa tüneli oradan mı devam edeceklermiş? Acaba? Bak buraları açmışlar. Şu kapının üstüne baksana abi. Evet. Devam edelim bakalım. Abi onlar abi dedi ya granitin içini yapamazlar diye. Evet. Adamlar granitin içini de graniti delmişler ya. Hangi teknoloji bu? Çok titriyor insan. Dur bakayım. Granit resmi ya. Ve şahlar yazıyor. Ha? Yankı yapıyor şey. Çok sert. Bak, Fatih. Kapatacağız bir şey söyleyeceğim. Su ayağımı yaktı. Nasıl ayağını yaktı? Su çok kötü ayağımı yaktı. Bir şey sıkıntı var mı? Yok devam et. Devam ediyorum.
Evet. Oymuşlar abi, Grant'i oymuşlar. İnşallah bir güzel güzel. Abi. He. Knockout. Bitti mi? Evet. Büyük bir kaya çıkmış ve bırakmışlar. Dur bakayım. Gidiyorum. Demek ki orayı denediler, orayı başaramadılar. Burayı denediler, Grant'ı aşamadılar. Belki ben de göremediğim bir şey olabilir. Sonuna geldim. Of, ayaklarım yandı. Ama bu kaya kapak. Kapak değil mi? Evet. Üf, ne kadar sert lan. Kapak yapmışlar. Bir dakika. Şşş. Bir dakika. Serdar abi, kımıldama bir dakika. Ne oldu? Kımıldama, bir test yapacağım. Tamam, yok. Burada bir oval bir kapak var. Geri döneceğiz değil mi? Evet. Ben dönemeyeceğim. Güldüm. Üstlü yol vereceğiz değil mi? Ne? Üstlü yol vereceğiz. Üst yoldan ben sana bir şey diyeyim mi? Şöyle. Aşırı dar. Ama git bak, deneyelim bir. Aşırı dar derken bu kadar mı? He? Böyle dar mı? Hayır, bundan daha dar. Bura geniş. Ama gideceğiz. Mecbur. Hey gidim hey. Kim ya lan bu? Siz ne çakal adamlarsınız. Kim o? Serhat abi ya, yerlerim ya. Vallahi ne uyanık adamlar. Tuzağa gidiyormuşuz ama. Ne tuzağı? Bak bakalım burada ne var. Ne var? Tünel. Tamam. GoPro şey yaptı. Ne yaptı? Kayıt bozuldu mu acaba? Yamuk bu. Elini de alacak. Yamuk mu? Bak şimdi. Kafana kaldır kafanı. Heh, güzel. Şimdi Serhat abi. Bak. Yolu buradan açmışlar. Tamam. Tamam mı? Biz buradan. Bizi bunlar aldatmaca göndermiş buraya. Bu tam şu burası, kapı burası. Aslında dak düz gidecekmişiz zaten. Evet. Ve burada yani tünel var, gözüküyor. Yukarı çıktı şey. Gözüküyor. Biraz GoPro'yu içeri sokabiliyor musun ışıkla beraber elimle? Sokacağım. Ekrana değmeden. Bakayım bana nasıl tuttuğuna bakayım. Evet. Hayır. O şekilde ışıkla beraber ışığı geniş tut. Ha, bura kapalı. Galiba şu GoPro'dan göremiyorum, bakayım. Orada ne var bilmiyorum. Ben hiç göremiyorum. GoPro artık ne var çekecek. Fatih. Efendim. O zaman ne yapacağız biliyor musun bak. Bunlar bizi yanıltıcı yapmışlar. Evet. Otoprak yumuşak. Büyük tezgah. O yaptılar. Zaman şöyle yapacağız. Belki de burası bir yeraltı şehri. Aldatmaca yapıyorlar. Bak şöyle yapacağız. Neredeyiz? Bu ne ya? Allah, ayağıma basmışım. Ben bunu yukarıda bağlayayım da. Evet evet, sana sıkıntı olacak. Abi yukarı bir tutsana şu. Dikkat et. Görebiliyor musun? Şu kayaya dikkat et, kafana düşmesin. Allah pardon. Eyvah. Kafana gelmedi değil mi? Geldi de öbür tarafa çıktı. Ver. Dikkat et. Öbür taraf daha rahat senin. Düşürmesin başka. Vallahi bilmiyorum ki. Çıktım lan. Çıktım. Şimdi Fatih. Fatih ne yapıyorsun Fatih? Ne oldu? Bütün
Tüm odaları bitirdik tamam mı? Vallahi. Alt tünele gittik. Alt tünel gördüğünüz gibi bir kapak taşı takılmış. Yanımızda onu kırmak için bir şey yok. Fatih kardeşim demin şu sağ taraftan gitti. Orada zaten gördünüz. Şimdi demin gittiğimiz yerin, demin gittiğimiz tünelin üstünden Fatih kardeşim bir gidecek. Ondan sonra beni çağıracak, ben yukarı çıkacağım. Bakalım orası nereye gidiyor. Fatih'le şöyle bir şey düşündük. Burası sert granit zemin. Zorlandıkları için tahmin ediyorum yukarıyı açtılar diye düşünüyoruz. Fatih'cim sen bir git bak bakalım, ona göre seslen bana. Ben ona göre çıkayım buradan, geleyim. Tamam abi. Evet arkadaşlar, tünelin en dar noktasına geldik. Evet, buradan geçebilmemiz için burayı açmamız gerekiyor. Ah, süründüğüm halde çıkamıyorum, geçemiyorum. Evet, yol devam ediyor. Ben şimdi Serhat abiyi çağıracağım. Burayı açacağız. Burayı açacağız ve devam edeceğiz. Evet, evet. Fatih çok dar burası. Abi hiç sorma ya. Bu ne böyle? Bu kafamı kaldıramıyorum. Kamera kayıtta mı Fatih? Vallahi kayıtta galiba abi. Fatih çok dar burası. Vallahi ayağıma taktım çantayı. Sürüyorum. Ben senin ayağının dibindeyim. Yalnız çok dar bu. Şu an göğsümle sırtım birleşti. Senin çanta ayağının dibinde, evet. Vallahi ben senden biraz daha şeyim abi. Biraz daha rahatım ama ayağım ikiye katlandı vallahi. Yalnız çok güzel bir yere çok, çıkabiliriz. Çok da aşağı tünel zaten kapandı Fatih. Bu bence aşağıyı ilerleyemediler granit diye. Evet. Yukarıyı ilerlediler fakat burası çok dar. Ben şu an göbeğimle diyeyim, sırtım nefes alamıyorum. Sırtım duvarda, göbeğim şeyde, toprakta. Vallahi benim suratım yerde abi sadece. Kafamı kaldıramıyorum. Kafama vuruyor. Demek ki baret taksaydık bara hiç geçemezdik buradan abi. Fatih acaba adam gelmesen mi? Sen gidip ben sonra mı gelsin? Şimdi ileride boşluğa çıkarsak, istiyorsan öyle yapalım. Ben de gidebilirim ama ileride boşluğa çıkarsak sen bir daha gelmeye uğraşacaksın. Bir hava sirkülasyonu geliyor. İstiyorsan ben gideyim, istiyorsan beraber gidelim. Ne diyorsun? Yalnız şöyle söyleyeceğim sana. Fatih. Evet abi. Geçmiyor ya. Boru varmış burada ya. Evet burada. Bak burada boru. Yerdeyim. Kafamı kaldıramıyorum abi. Dur. Az mola vereceğim. Fatih neyi düşünüyorum biliyor musun? Ne abi? Sen şimdi biraz zayıfsın ya. Benim şu an göbeğimle sırtım tavanda, göbeğim toprakta, nefesi zor alıyorum. Tahmin edebiliyorum. Giderken de dönüş yapamayacağız, geri gitmek zorunda kalacağız. Çıkış yoksa. Evet, çıkış yoksa öyle bir sorunumuz var. Şu an sen ileriyi nasıl görüyorsun? Valla sola doğru dönüyor abi. Yavaş yavaş. Şu köşeyi ben bir gideyim o zaman, şu köşeyi ben bir bakayım. Orası biraz daha dar, geçebilirsem oradan sana diyeceğim gel. Geçemezsem geri artık bir şekilde yapacağız abi. Tamam. Ben bekliyorum Fatih. Sen gel yavaş yavaş. Tamam abi. GoPro'yu çaktım. İnşallah bir şey olmaz abi ya. Doğrusu GoPro yeri mi çekiyor anlamadım. Ben de boğazımda tutamıyorum GoPro'yu. Serhat abi. Efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Abi galiba ileride. Bakayım. İleride birazcık açılıyor yol. Sen yavaş yavaş gelebilirsin. Tamam. Ama bak buralar oradan daha dar.
Üstünde bir şey varsa çıkar. Ona göre gel. Burası daha dar ama ileride açılıyor galiba. Tamam sen ileride. Bu öten şey ne ya abi? Kamera ötüyor. Kayıttan mı çıktı acaba? Tamam sen gel abi. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Tamam. Allah. Burada yükseliyor. Biraz abi. Kafamı çıkarıyorum. Oh. Zırt abi. Burada biraz yükseliyor. Gel burada dinlenirsin. Ah, evet. Oh, yükseldi sonunda. Oh, öldüm vallahi. Arkadaşlar, geçirdiğim en zor yolculuklardan biriydi. O ne lan? Çıkış. Çıkış. Serhat abi. Efendim? Çıkış yakaladım. Tamam geliyorum arkadan. Tamam. Bir ışık var. Bakayım. Oo. Abi çıkış var. Süper. Aha bir de tünel var. Burada boy seviyesi abi. Serhat abi burada boy seviyesi. Gel burada dinlenirsin. Çıkış var. Bir de tünel gidiyor. Buraya lan. Oo. Bura gidiyor. Yer balçık arkadaşlar. Fatih burası çok farklı bir yer oğlum. Nere abi? Burası çok farklı bir yer. Nasıl farklı bir yer ya? Girdiğimiz yerle alakası yok. Benzemiyor da. Nasıl yani? Abi bomboş bir araziye çıktım ben. Araziye mi çıktık? Dur biraz daha çıkayım bir dakika. Burası böyle kırılmış ama. Abi dikkat et üstündeki tahtalar kırılmak üzere gibi sanki. Tahta mı ne bunlar? Dur. Fatih. Evet abi. Burası bomboş bir arazi. Şaka yapıyorsun. Evet bir ver bak kamerayı. Oo, süper bir olay abi, süper bir olay oldu. Şöyle göstereceğim. Fatih bizim girdiğimiz yerle alakası yok. Ne var abi sağımızda solumuzda? Dur bekle. Gözüne toprak gelmesin. Dağ var. Dağlık bir bölge. Bir dakika. Ayak var. Evet arkadaşlar. Bekle. Böyle farklı bir yere çıktık. Şuradan çıktık. Fatih bizim girdiğimiz yerle ışığı tut bakayım. Alakası yok. Şuradan çıktım. Biz farklı dağın öbür tarafına çıktık. Dağın öbür tarafına mı? Dağın arkasındaydık. Burada mezarlık falan yok. Ne var sağımızda solumuzda? Bomboş arazi. Hiçbir şey yok. Sen bak çık görürsün. Dur ben bir çıkayım bakalım. Dur. Nasıl yapacağız? Çanta sıkıştı. Buradan çıktık işte. Arkadaşlar, bakın, biz mezarlığın oradan girdik. Bence bu dağın arkası. Biz şöyle söyleyeyim Fatih, yaklaşık herhalde 2,5 saat, 2 saat 25 dakika falan şu an sadece kayıt var. Kayıt var, kaydı durdurduk. Durdurduk. İçeri girdik abi 4 saate zaman oldu içeride. Bakın arkadaşlar mezarlığın hatırlarsanız şu an şöyle göstereceğim. Şöyle çekelim. Fatih telefon yanında mı? Ben telefonu almadım yanıma. Baksana. Çekmiyor mu? 18-12. Kaç, bir çeyrek geçe mi girdik? Bir dakika. Tabii biz
Bir çeyrek gece girdik. Beş saat olamaz ya. Bak şurası yol. Yok ben eminim saat. Pardon. İki çeyrek gece girdik. Ha öyle mi? Tabii iki çeyrek gece. Çeyrek geçiyordu abi. İki çeyrek gece girdik. Arkadaşlar şu an çok dar yerlerden gittik. Şöyle bakın çok rüzgar var. Şöyle bir dağlık bir boş araziye çıktık. Şöyle inelim. Fatih telefon çekiyor mu? Bizim ya. Onur'u arasana. Arayayım. Çok rüzgar esiyor. Şurada duralım. Başka bir yerden çıktık, yemin ederim. Bak bir dağ var, tam bilmiyorum arkadaşlar. Şu an şimdi konum at. Bizi alsın abi, çok rüzgar esiyor burada. He? Gelsin gelsin, çok terledik. Hadi görüşürüz. Allah'tan telefon çıkıyor, bakın arkadaşlar. Şuradan. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şuradan geldik. Yapı aynı yapı. Burası da daha önce de açılmış. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir yoldayız. Çok rüzgar esiyor. Çok terliyiz. Ciddi terledik. İnşallah hasta olmayız. Enteresan. İlk videoyu geçen pazar izlediniz. Devam ettik. Çok dar. Bir ara ben ölüyorum zannettim. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Göbeğimle sırtım, göbeğim yüzeyde, sırtım şeydeydi. Çok kötüydü. Bayağı bir süründük. Zar zor. GoPro'nun şarjını değiştirdik. Ve çok... Evet şimdi biz Onur'u aradık arkadaşlar. Bayağı oldu. Şöyle göstereyim. Onur geldi. İyi kaç dakika oldu Onur'un gelmesi? 17 dakika. Onur kaçta geldin? Kaç kilometre hızla geldin? Kaç kilometreydi burası? 6-7 kilometre mi? Bak çıktığımız yer burası. Bunun öbür tarafından gel. İşte. Sen böyle daha ne tarafına mı geldin? Buradan döndüm, yol buradan geldi. Ne diyorsun Onur? Onur kardeşimiz. Aynı zamanda arkeoloji mezunu, birçoğunuz YouTube'dan da bazen hatırlarsınız. Bizi dışarıda bekledi sağ olsun. Çevre hakkında bize bayağı bir detay vardı. Biz gündüz geldik, mezarların önünde dolaştık. Onu biraz anlatmak ister misin? Evet, şimdi arkadaşlar... Aslında şöyle yapalım, şu aşağı geçelim. Rüzgar çok esiyor. Ses bozulabilir. Tamam. Kuytu bir yer bulalım ki şöyle, hatta çömelerle konuşalım. Burası aşırı bir rüzgarlı. Şöyle yaparsak sanki... Şurada konuşalım. Şöyle daha güzel, evet. Ben şöyle şey... Arkadaşlar burası zaten tarihi çok eskiye giden bir bölge. Frigya bölgesi. İsim vermeyeceğim ama bölgeyi söyleyeyim. Frigya bölgesi, fakat Friglerden sonra burada Selçukluların bir hakimiyet süresi olmuş. Zaten her iki uygarlığa ait de kalıntıları, eserleri gördük, tespit ettik. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu biraz önce, bir video önce ve bizim gündüz gezdiğimiz mezarlık muhtemelen Selçuklu döneminden kalma bir eski bir Türk mezarlığı. Bunu nereden çıkartıyoruz? Balbal denilen eski tarihten beri Türklere ait mezar taşları, dikili taşlar ve üzerinde yazı olmayan dikili taşlar mevcut, mezar taşları. Oradan tespit ettik. Aynı mezarlığın içinde geç dönem Osmanlı mezarları da var. Bir önceki videoda görmüştük, hepimiz seyrettik zaten. Dolayısıyla tam mezarlığın yanından girilen nokta, yerin altından kuş uçuşu, hani ben 6-7 kilometre bilmiyorum, belki de 7-8 kilometre geldim ama muhtemelen herhalde dikine geldiğini düşünürsek 2 kilometreden fazla geldiniz diye düşünüyorum yerin altından. Biz saate baktık Fatih'le, 3 saat 15 dakika gösteriyor. O zaman 2 kilometreyi de geçmiş olabilir. Evet. Bu dağların arkasındaydı. Evet. Girdiğimiz yer mezarlık. Yani hatta tam bunların yamacında. Peki Selçuklu'dan kalma mezarlıklar ya.
Öyle, o altındaki öyle diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. Peki altındaki tüneller sence o dönem Selçuklu'dan önceki bir döneme mi ait? Altındaki tünellerle ilgili şöyle bir teorim var. Hatta ilk videoyu izlediğimde sana da söylemiştim ben. Şöyle söyleyeyim. Mezarlığın yamacında olduğu dağın tepesinde bir yerlerde bir kale var. Evet. O kalenin muhtemelen o civarlardan gelen çok eskiden keşfedilen su yollarının genişletilmesi ve içeride çeşitli çalışmalar, çeşitli yollar eklenmesi sonucunda yapılan iletişim tüneli, irtibat tüneli, kaçış tüneli şeklinde değerlendirebiliriz. Ben öyle değerlendiriyorum. Neden mezarlığın altından geçti? Çünkü muhtemelen su yolu oradan geçti. Evet. Üst tarafı da büyük ihtimalle kaçış tüneli. Çünkü şu an bakın arkadaşlar, şurada da yapıya baktığın zaman sanki böyle mağara da çok gözükmüyor değil mi Onur? Mağara yok gibi ama tabii şimdi bu seviyeden baktığımızda da bazı girişleri kaçırıyor, göremiyor da olabilir. Evet. Çünkü şöyle bir tespitimiz var burada. Granit ve bazalt kayalar var. Hatta şu an sizin görmediğiniz ama benim gördüğüm arka tarafta da bir mermer yatağı var. Yani buralar milyonlarca yıl önce oluşurken volkanik kayalar şeklinde oluşmuşlar. Muhtemelen de zaten sizin içeride gördüğümüz, birinci videoda da gördüğüm granit oluşumlar var içeride. Değil mi? Evet. Biz bir yere girdik mesela. O kadar güzel o graniti oymuşlar ki, fakat sonunda kapak taşı gibi yani kapatmışlar yani i̇şte, Horasan sıvasıyla kapatmışlar gibiydi. Onu çok merak ediyorum. Ben göremedim girip dışarıda evet. Kalmam gerektiği için. Tabii arkadaşlar Onur da çok girmek istedi. Sonuçta hani arkeoloji okumuş, bu işten anlıyor, fakat yukarıda birisinin mutlaka beklemesi lazımdı. Çünkü girdiğimiz yer hani Allah muhafaza bir şey olabilir. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz ilk videodan. Bence güzeldi. En azından bir çıkışını bulduk. Ama bu tünellerin incelendiği zaman Fatih daha birkaç yere daha gideceğini düşünüyorum ben. Bence de abi. Daha içeride giremediğim iki tane tünel kapalıydı zaten. Evet. İki tane kapalı tünel vardı. Birini taşla kapatmışlar, birini toprakla kapatmışlar. Tam çıktığımız yerin altından şu dağın içine doğru, nereden geldik bilmiyorum ama şu dağın içine doğru yol gidiyor. Onu da kameraya aldım. Su vardı. Yani ya 40 santim falan su var. Bu tarafa doğru gidiyor yol ama orada herhalde yıkılıyor. Bizim geldiğimiz yol bu taraf. Şu istikametten geldik, buraya döndük. Dümdüz yolda karşıya gidiyor. O zaman Fatih'cim. Güzel bir şey daha ekleyelim. Onur çeken senden sonra üşüdüm, terledik, sen de üşüdün. Evet. Onur konuşsun. Yani sizin için tehlikeli aslında şu an. Bir an önce kapatmak lazım ama şunu eklemek lazım. Arkadaşlar araştırın, bunu göreceksiniz. Frike bölgesinden itibaren ta Nevşehir'e kadar, Kapadokya'ya kadar Anadolu, İç Anadolu çanağının altında bir sürü yeraltı şehri, keşfedilen, keşfedilmeyen, bilinen, bilinmeyen yeraltı şehri ya da tünelleri olduğu biliniyor. Zaten Nevşehir bölgesinde sırf tahminen 200 civarı yeraltı şehri olduğu ve bunların bir network şeklinde birbiriyle bağlantı olduğu bazılarının biliniyor, bazılarının da düşünülüyor. Şimdi neden buralardaki, çünkü buraya çok yakın bir yerde bilinmiş, tespit edilmiş bir antik şehir, çok büyük bir antik şehir ve onun biraz yanında da bilinen, keşfedilen bir yeraltı şehri var. Bu network oraya bile bağlı olabilir ki bazıları işi çok ileriye götürüp Anadolu'da Kapadokya'dan ya da İç Anadolu'dan bir yerden girip Londra'ya kadar giden yeraltı tünel sisteminin olduğundan bahsediyor. Neden olmasın? Evet. Bence neden onu bilmiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla karakteristik yapı aynı. Şimdi arkadaşlar geçen hafta mezarlığın altındaki sır videosunda gördünüz. Bu hafta yine Fatih kardeşim sağ olsun, Onur kardeşimiz bu hafta bizi buraya getirdi. Üşenmeden İstanbul'dan geldi. Bizi sağ olsun şu ana kadar getirdi, bekledi. Huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyoruz Onur'a. Onur şöyle söyleyeyim, herhalde 1,5-2 sene evvelden beni takip ediyor. Her zaman telefonla konuşuyoruz. Çok değerli bir kardeşimiz, bilgili bir kardeşimiz. Fatih beni yine yalnız bırakmadı. Bence değişik bir videoydu. Bazılarınız kızıyorsunuz. Abi sen paranormal kanalsın arkadaşlar.
Evet, paranormal videolar çekiyoruz ama bakın biliyorsunuz ilk videoda burada gece girdik. Gündüz gelmemizin sebebi buranın coğrafi bölgeyi incelemesiydi. Yani ne olabilir, bunun amacı neydi, onun için gündüz geldik. Ben yer altında mağaralarda daha çok gizem olduğuna inanıyorum. Daha çok paranormal olay olma ihtimaline çok inanıyorum. Tabii ki vaka videoları çekeceğiz ama yani sizler için cin bulamayacağım. Yani karşımıza çıkarsa cinler. Ama en azından bir videoyu sonlandırdık. Bir çıkış yaptık. Bir dosya kapanmış. Bir dosya yerden çıktık. Fakat ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi bir öneri gibi olsun. Siz görmediniz. Ben şuradan gelirken bir tane terk edilmiş bir köy gördüm. Evet. Yani şurada biraz ileride terk edilmiş köy var. Bölge çok değişik bir bölge zaten coğrafya. Güzel, çok yorulduk. Çok yorulduk. Fatih kardeşim de çok yoruldu. Yani şöyle bir üstümü çek Fatih, ben de seninkini çekeyim arkadaşlar. Perişan böyle ayaklarım için su içinde, ter içindeyiz. Çok uzatmayacağım. Videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeğimizi taşlandırın. Yeni gizemleri, yeni sırları aydınlatmaya devam edeceğiz. Korkusuz sadece gerçekleri sunacağız. Ve sizlerle hep beraber büyüyeceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatih'cim hemen alayım. Söylemek istediğiniz son sözler varsa. Bugün çok güzel bir yerdeydik. Hayatımın böyle yani şu ana kadar girdiğim en zorlu bir yeraltı şeyi olabilir, tünelleri olabilir. Bir yerden başka bir yerden girdik. Çok farklı bir yerden çıktık. Bir dağı aşmışız. Bu hayatımda ilk oluyor. Bunu da Serhat abiyle, ziyaretçiler ailesiyle beraber yaptım. Çok büyük emek var. Lütfen videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Onurcuğum sen de son sözlerin var. Beni kabul ettiğiniz, aranıza aldığınız baş için tacısı. Çok teşekkür ederim. Baş tacısı, ne demek? Bundan sonra bilgim dahilinde ben iyi bir literatür araştırıcısıyımdır. Evet. Zaten ilk videoyu seyredip sana bu bölgeyle ilgili oldukça detaylı arkadaşlar bir şunu söyleyeyim, videoyu seyredip nerede olduğumu hemen bildi. Yani coğrafi bölgeyi, burada kale olduğunu bile bildi. Ben her zaman söylüyorum, ziyaretçiler ailesinin aile bireyleri zeki, asil ve mantıklı insanlarız. O yüzden hepinizi çok seviyorum. O sizin kalitenizden kaynaklı. Dolayısıyla geldik yerinde doğru olduğunu tespit ettik. Bundan sonra yine kabul ederseniz, sizler de benim burada ekibe katılmamı isterseniz, tabii ki, başka videolarda, başka konularda, dosyalarda destek olmak isterim seve seve. Her zaman, çünkü senin bilgin bizim için çok önemli. Biz mutlaka Fatih kardeşimle bu tip yerler bulacağız. Evet. Ve buralara gideceğiz. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. Hepiniz ziyaretçiler ailesini izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorulduk. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm.